Post Araştırma Enstitüsü 2002 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Ve 2004 yılından beridir barış eğitimiyle uğraşan bir örgüttür. Son 6 yıldan beridir bir takım araştırmalar yapmıştır. Tarih kitaplarının mukayeseli analizini yaptık. Coğrafya kitaplarıyla ilgili bir takım araştırmalar yaptık. Post barışın eğitimden geçtiğine inanır ve bu araştırma ile etnik çatışmanın yaşandığı yerlerde eğitimin uzun dönemli barış ve uzlaşı üzerinde çok önemli bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Çok kültürlülük, Kıbrıs'ta diyalog, uzlaşı gibi temalarla uğraşmaktadır. Bu Post'un üçüncü barış eğitimi projesidir ve bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmekte ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından desteklenmektedir. Bu proje kapsamında biz bir takım ziyaret gezileri düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz Kıbrıs çapında. Kıbrıs'ın çok kültürlülüğünü öğretmenlere göstermek amacıyla. En önemli etkinliklerinden biri de tarih kitaplarının, yeni yazılmış olan tarih kitaplarının mukayeseli analizini yapmaktı bir önceki tarih kitaplarıyla. Son araştırma bulguları ortaya çıkarmıştır ki 2009'da Eylül ayında hazırlanan, UBP döneminde hazırlanan tarih kitapları son derece milliyetçi ve Türk etnik merkeziyetçiliğini ortaya çıkaran kitaplardır. Halbuki bir önceki dönemde hazırlanan kitaplar çok daha sosyal ve kültür tarihini içeren daha öğrenci merkezli kitaplardı. Bir çalışma daha yapacağız. O da nedir? Bir kitap yayınlayacağız. Biz Nisan-Mayıs ayında bunu yapmayı planlıyoruz. Üç dilde yayınlanacak olan bir dildir. Bütün barış eğitimi çalışmalarını bir kitap haline getireceğiz. Onu o şekilde toplayacağız ve Türkçe'ye ve Yunanca'ya da çevireceğiz. Ve bu rapor da aslında o kitabın bir parçası olacak. Şimdi ben daha fazla lafı uzatmadan akademisyen arkadaşıma sözü vermek isterim ki o bulgularla ilgili daha detaylı bilgi verebilsin size. Ben direkt Latif. Mehveş'in de bahsettiği gibi bu proje Post Araştırma Enstitüsü tarafından 2007 yılında tamamlanan Barış İçin Eğitim 2 çalışmasının devamı niteliğindedir. İkinci projesi ortaokul. CTP hükümetinin başa gelmesiyle 1971'den bu yana 2004'e kadar kullanılan Vehbi Zeki Serter'in hepimizin okuduğu tarih kitabının CTP döneminde 3 tane ortaokul kitabıyla değiştirilmesiydi. Ve şu anki proje ise devamı olarak lise kitaplarını incelemektedir. Bu çalışma ise lise kitaplarını incelemiştir. Yine CTP döneminde hazırlanan 4 tane lise kitabıyla UBP 2009'da başa geldiği zaman hazırlatılan 2 tane Kıbrıs Türk Tarihi kitabının yine karşılaştırmalı değerlendirmesidir. Bildiğiniz gibi 2004'te CTP hükümeti tarafından hazırlanan kitaplar büyük bir tartışma konusu olmuştu ve bazı kesimlerce yeni kitapların ulusal kimliği erittiği iddiaları sürülmüştü. Bu yüzden de 2009 genel seçimlerine gelmeden önce tarih kitapları çok önemli bir gündem maddesini oluşturdu. Bütün siyasi partiler tarih kitaplarıyla ilgili tutumlarını açıkladılar. Bu tartışma da Kıbrıs'ta tarih eğitiminin hala daha ulusal kimlik yaratılmasında önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden de UBP hükümeti seçimleri kazanan UBP başa geçer geçmez 3 aylık yaz tatilinde kitapları değiştirip yeni kitaplarla ortaya çıkmıştır. Kitaplardan bahsedeyim. 4 tane kitap hazırlanmıştı CTP döneminde. Kıbrıs Türk Tarihi 1, Kıbrıs Tarihi 1878-1960 ki bu İngiliz dönemiydi. Kıbrıs Siyasi Tarihi 1960-68 ve 68'den 2005'e son günlere kadar olan gelişmeleri içeriyordu bu kitaplar. İki tanesi burada kitapların CTP döneminde hazırlanan. Bu dört kitap UBP başa geldikten sonra dört kitap ikiye indirildi. Kitaplarda kullanılan dil
tarihsel olayların nasıl anlatıldığı ve görsel materyaller barış eğitimi açısından incelenmiştir bu yaptığımız karşılaştırmada. CTP döneminde hazırlanan kitaplar öteki dediğimiz yani Kıbrıslı Rumları olumsuz olarak yansıtmamış ve hümanist bir bakış açısıyla kitapları yazmıştır. Kitapların ön sözü buna örnek olarak gösterilebilir. Bu kitapları daha tarafsız, nötr bir bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Yeni kitaplarsa daha çok Kıbrıs'ın bir Türk adası olduğu fikriyle yazılmış ve bunu vurgulamıştır. Söylemler incelendiyse mevcut kitapların Türk ve Rum karşıtlığı temelinde yazıldığını gördük. CTP döneminde hazırlanan kitaplarda ise geçmişte yaşanan acı olaylar dünyadaki diğer ülkelere kıyaslayarak incelenmiştir. Hani bütün dünyada savaşlar yaşanmıştır, bütün dünyada çatışmalar olmuştur. Kıbrıs da bu çatışmaların yaşandığı yerlerden biriydi. Kıbrıslı Türklerle Rumların ortak geçmişi vurgulanmıştı. Bu sosyal tarih içerisinde Kıbrıslı Türklerin sinemayla tanışması, Darül Erhan kurumunun kurulması, basın, Kıbrıs Türk basının tarihi ki daha önceki kitaplarda bunlara yeri verilmemişti. Bunlar da içeriğine konmuştu. Bu eski kitapların aksine 2009 yılında UVP hükümetince yenilenen kitaplarda Kıbrıs'ta Türk merkezli bir bakış açısı vardır. CTP döneminde hazırlanan kitaplar Kıbrıs'ta Türk yazarlarca hazırlanmışken 2009 UBP hükümetince hazırlanan kitaplarda yerli yazar sayısı daha azdır. Örnek vermek gerekirse tarih kitaplarının içeriğinden mesela 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıslı Türkler bir sonuç olarak görürken Kıbrıslı Rumların Enosis'e giden bir yol olarak gördükleri tezini kurgulamıştır. 1963-74 yılları arasında yaşanan olaylar zaman zaman detaylarıyla anlatılmış olup görsel materyallerle desteklenmiştir. Örneğin 1974 Barış Harekatı başlığında askeri operasyonun sebepleri, sonuçları anlatılmış. Türk askeri, paraşütçüler, helikopterler, tanklar, Türk askerinin ilerlemesi, çocukların Türk askerinin gelişini kutlaması hep militarist bir şekilde aktarılmıştır. Kullanılan dil, zaten kitabın başlığında da görebilirsiniz. 74 dönemini içeriyor bu çatışmaların. Fakat olumlu bir şey söylemek gerekirse böyle kanlı çocukların işte o ölü resimleri değil, vesikalık resimleri kullanmıştır. Aynı şekilde diğer şehitlerin de vesikalık resimleri kullanmıştır. Oysa Vehbi Zeki Sertar 71'den beri kullanılan o ilk kitap, en eski kitapta çok daha görsel olarak şiddet içeren resimler vardı. Bir de kitabın son kısmı 83'ten günümüze dek olan gelişmeler, Annan planı, Kakatice'nin ilanı gibi konular işlenirken aynı dönemde CTP kitabı hem Kıbrıs'ta Türklerin hayır hem de evet gösterilerinden resimler koyarken yani Kıbrıs'ta Türklerin içinde de bölünme olduğunu gösterirken UBP dönemi hazırlanan kitapta Türkler evet, Rumlar hayır dedi. Özetle söylemek gerekirse CTP döneminde hazırlanan kitaplar Kıbrıs'ta Türklerin içindeki bölünmeyi de gösterirken Kıbrıs'ı UBP döneminde hazırlanan kitaplar Annan planını anlatırken Türkler ve Rumları biz evet onlar hayır diye karşı karşıya getiren bir dille anlatıyor. İki toplumu karşı karşıya evet ve hayır şeklinde bölerek anlatıyor. Raporumuzun sonucunda 2009 yılında yenilenen Kıbrıs Türk tarihi kitaplarının Kıbrıs Türk merkezli bir bakış açısı ve milliyetçi bir söylemle yazılmış olduğunu ve olayları tek bir açıdan Kıbrıslı Türklerin açısından aktardığını bulduk. Adada yaşayan diğer azınlıklar hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Kıbrıslı Rumlar homojen bir biçimde gösterilmiş, öteki olarak kurgulanmış. Kıbrıslı Türklerle Rumların ortak geçmişi, paylaşılan tarihi, yaşanan ortak acılar ve tecrübeler aktarılmamış. Ayrıca CTP döneminde hazırlanan kitaplardaki öğrenci merkezli tutumdan uzaklaşılmıştır.